Merhaba arkadaşlar, ben İknur Dökmez. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bir model göstereceğim. Bu modelden isterseniz kolye, isterseniz bileklik yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Geçmeden önce eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ve sağlıklı kalın. Bugün sizlere bu elimde gördüğünüz gayet otantik ve şık, rengarenk, cıvıl cıvıl olan bir kolyenin yapımını göstereceğim. Eğer bu kolyeyi beğendiyseniz yorumlar kısmına bana yazabilirsiniz. Biliyorsunuz her seferinde video hazırlamak, çalışmak biraz uğraştırıyor, zor da aynı zamanda. Konu bulmak da zor. Bundan sonraki videonun konusu ne olsun? Bana nasıl bir fikir sunabilirsiniz? Ya da neler yapmak istersiniz? Hangi tekniği tekrar çalışmak istersiniz? Önerileri açığım. Bu videonun altındaki yorumlar kısmına önerilerinizi yazabilirsiniz. Gerekli olan malzemelere geçiyorum. Malzemeler baktığınızda çok görünebilir. Aslında çok değil. Hepsinden birer sıra yapacağımız için çok az gidecek. O yüzden çeşit olması gerekiyor sadece. İlk önce 08 numaradan başlayayım. Yani 8 numaralı boncuktan isterseniz rengarenk, isterseniz tek renk de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Miyuki marka boncuklarım var. İsterseniz ipe dizili, düzgün kesimli boncuk da kullanabilirsiniz. 011 numara. 3 milimlik çek kristali kullanacağım. İsterseniz siz başka tarzda kristal de kullanabilirsiniz. Yuvarlak kesimli ya da piramit kesimli kristal de kullanabilirsiniz. İnci de kullanabilirsiniz istediğiniz renkte. Bunlar 3 milimlik. Bu da 2 milimlik. Buradaki ve buradaki malzemeler Dollar Beatbox kutusundan gelmişti. Ve aynı zamanda boncuk torbasından da gelmişti. Onları kullanıyorum. Kalan malzemeleri değerlendirmek için sizler de böyle yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz damla boncuklar. Yalnız bu damla boncukların daha küçükleri de var. Hatta daha büyükleri de var. Size aslında daha küçükleriyle gösterecektim ama onları maalesef bulamadım. Kalmamış sanırım. Ama bunlarla da oluyor. Hem de görmüş olursunuz bu büyük boncuklarla neler yapılabilir diye. Boncuk ipi ve boncuk iğnesine de ihtiyacımız var. Kesinlikle misina kullanmayın, tavsiye etmiyorum. Kapama olarak da istediğiniz kapamayı kullanabilirsiniz ya da boncukla bile kapama yapabilirsiniz. Ben Klaps Garten'dan gelen bu kapamayı kullanmayı düşünüyorum. Gerçekten çok kuvvetli, açamıyorum da. Bana her zaman gelen sorulardan biri malzemeleri nereden aldığım. Malzemeleri birçok yerden satın alıyorum. Her videonun altına mutlaka malzemeleri nereden satın aldığıma dair bilgi mutlaka bırakıyorum. Oraları mutlaka kontrol edin. Açıklamalar kısmında her kullandığım malzemeyi unutmazsam eğer ekliyorum linklerini de. Bugün kolye ya da bileklik yapacağız ama içine kullanacağım malzeme var. Bu şekilde takı kordonları var. Deri kordon da kullanabilirsiniz. Biraz bunlar sert, biraz daha. Ya da size tavsiyem eczanelerde satılan serum hortumları var. Serum hortumlarından alıp kullanabilirsiniz. Herringbone tekniğini bilmeyenleriniz için ya da tüp herringbone tekniğini bilmeyenleriniz için yakın zamanda bir video yayınlamıştım. Sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak da o videolara ulaşabilirsiniz. Ya da şöyle de bakabilirsiniz. Kanalımda playlistler mevcut, yani playlistte. Playlistlerden tekniklere girip bakabilirsiniz. İlk önce teknikleri öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bugün bu videoda uzun olmaması için çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdi iğneme 4 tane koyu renkli kahverengi boncuk aldım. Kahverengi boncuk almamın sebebi modelimde sınır çizgisi belli etmek için. Yani renk geçişleri daha belirgin olması için. 4 tane boncuk aldıktan sonra bağlamayacağım. Yalnız içinden bir tur dolaşacağım. Size tavsiyem en son kısmını, yani ilk baş kısmında bir 20 santim kadar uzunlukta bırakın. Kapama dikebilmeniz için. Aşağıdan giriyorum. İçinden bir tur dolaşmak için. Thank you.
adım atmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü kötü bir görüntü oluşmaması için hem de temiz bir işçiliğe sahip olursunuz. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrar iki tane boncuk aldım. Zaten herringbone tekniğinde hep ikişer boncuk alacağız. Bu da aklınızda bulunsun. Bu şekilde ve tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. Başta biraz eğrilikler, bolluklar oluşabilir. Bu zamanla kaybolacak. İşime baktığımda sayı olarak 8 sıra oldu. Ve tüp haline getireceğim şimdi. İp burada yukarıdan çıkmıştı. Ben hemen karşısındaki boncuklardan tekrar aşağı doğru iniyorum. Ve hemen karşısındaki boncuktan tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Ve bir farkındaysanız bir halka oluştu. Yani etrafında tekrar dönmüş olduk. Tekrar buradan karşıdan giriyorum. Gördüğünüz gibi tüp halini aldı. Ve başka bir renge geçeceğim. Ben yine kırmızı tonunda devam ediyorum. İki tane kırmızı aldım. İp şu an burada hemen. Yanındaki boncuktan bir tane aşağıya iniyorum. Ve hemen yanındaki boncuktan da yukarı doğru çıkıyorum. İp burada, yanındaki boncuktan bir tane aşağıya iniyorum. Ve yanındaki boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar iki kırmızı boncuk aldım. İp burada. Buradan aşağıya iniyorum. Her zaman bir tane aşağı iniyoruz ve bir tane de yukarı çıkıyoruz. Sadece son tarafta iki tane yukarı çıkacağız. Orayı da birazdan göstereceğim. Tekrar iki tane boncuk aldım. İpim burada. Buradan bir tane aşağıya iniyorum. Dördüncüdeyiz. Yani sonuncuyu yapıyorum şu an. Ve tekrar burada baktığımızda, burası önemli. Bir üst sıraya çıkabilmemiz için, yeni sıraya başlamamız için burada otomatikmen anlıyoruz. İpi de şu şekilde de yaptığımızda anlayabiliriz ya da iğneyi bu şekilde. Aynı hizadan yukarıya doğru çıkacağım. Ve iki tane boncuktan geçmiş oluyorum o zaman. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda bir üst sıraya geçtik ve dörtlü oldu. 1, 2, 3, 4. Yani ikili ikili grup olarak saydığımızda dörtlü oldu. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. İki tane boncuk hep alarak devam ediyorum. Saydığımızda kırmızıları 5 sıra olarak yaptım. Burada
Üstüne şimdi yine 011 numara boncukla devam edeceğim ama başka bir renkli bakır tonuyla devam edeceğim. Sadece bir sıra olarak gideceğim. Burada size biraz daha farklı, kolay yani hızlı bir yöntemi de göstereceğim hem. İpim gördüğünüz gibi buradan çıkmıştı ve hemen yanındaki boncuktan ve bir sonraki sıranın boncuğundan da giriyorum. Bu şekilde yaptığınızda daha hızlı ilerleyeceksiniz. Tekrar iki tane bakır tonunda boncuk aldım. İp buradan çıkmıştı gördüğünüz gibi. Hemen yanındaki boncuktan ve diğer sıranın boncuğundan da giriyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane yaptım. 4.'yü yapacağım. Tekrar 2 tane bakır rengi boncuk aldım. Buradan giriyorum. Burada 1 tane iniyoruz karıştırmamanız için. Bu daha iyi bu yöntem. Ve aynı hizaya baktığımız zaman kırmızı ve bakırdan geçeceğiz. Yukarıya 2 tane boncuktan çıkacağım. Çünkü bir üst sıraya, yeni bir sıraya başlamamız için, daha düzgün olması için bu şekilde yapılması gerekiyor. Ve bakır rengi boncuğumuzda yerleştirdik. Şimdi burada daha farklı, yani daha büyük bir boncuğa geçeceğim. 08 numara, yani 8 numara boncuğa geçiyorum ve 2 tane aldım. İp buradan çıkmıştı, buradan giriyorum. Ve hemen bir sonraki sıranın boncuğundan da geçiyorum. Sırada da çek kristallerine geçeceğim. 3 numara çek kristali alıyorum, 2 tane. İp burada çıkmıştı. Aynı işlemi devam ediyoruz. Tüp herikbon tekniğini yapmaya devam ediyoruz yani. İlk önce küçük numaradan başlayarak büyüğe doğru devam ettik. Şimdi tekrar büyükten küçüğe doğru devam edeceğim. 08 numara boncuk alıyorum, 2 tane. Ve aynı işlemi yapıyoruz. Tüp herikbon tekniğine devam ediyorum. Tekrar burada bir sıra bakır boncukla devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde yaptım ve daralmalar oluştu. Burada öyle top halini alacak zamanla. Şimdi 5 sıra daha devam edeceğim kırmızıyla. Ben devam ediyorum, sizler de devam edin.
Size ilk baştan sıralamayı tekrar söylemek istiyorum. 2 koyu kahverengi, 5 kırmızı, 1 bakır, 1.08, 1 çek kristali, 1.08, 1 bakır ve 5 tane sıra olarak kırmızıyla devam ettim. Bu sıralama bu şekilde. Ve şimdi damla boncuklara geçeceğim. Size onları da göstereyim nasıl yapıldığını. 2 tane damla boncuğu taktıktan sonra aşağı kadar indirdim. Bu biraz zor gelebilir ama içinden birkaç defa geçmemiz gerekecek. Ve sonucunda gördüğünüzde gayet şık olacak. İp burada, hemen aynı herringbone tekniğine devam ediyoruz. Ve yanındaki boncuktan da giriyorum. Bu şekilde. Tekrar 2 tane damla boncuk alıyorum. İp burada, hemen yanındaki boncuktan ve bir sonraki sıranın boncuğundan da giriyorum. İki tane damla boncuk aldım. İp burada. Hemen buradan giriyorum. Ve yanındaki boncuktan çıkıyorum. İçlerinden birer defa daha dolaşalım. Buradan hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Bunu sadece bu boncukta düzgün olmadığı için bu şekilde yapmayı düşündüm. Daha iyi oluyor. Zamanla üzerine başka boncuklarla devam ettikçe bu daha da düzelecek. 2 tane mavi tonunda boncuk alıyorum. İp buradan çıkmıştı. Buradan bir tane tekrar aşağı iniyorum. Aslında işlemimiz hep aynı. Ve buradan da bir tane yukarı doğru çıkıyorum. Aynı zamanda hem de tekrar sağlamlaştırmış oluyoruz bu şekilde. İki tane mavi boncuk alıyorum. İp burada. Buradan bir tane aşağıya iniyorum hemen. Ve buradan damla boncuktan ve mavi boncuktan da yukarıya çıkıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Sonuncu da bu şekilde devam edeceğiz. 2 tane mavi boncuk aldım tekrar. Buradan giriyorum. Bir tane aşağıya iniyorum. Bu arada ipim de azaldı. Size ipi de hem de düğüm atmadan bağlamayı da göstereceğim. Şu an buradayım. Boncukların arasından aşağı doğru ineceğim. Şöyle biraz buralardan inelim. Thank you.
şekilde. Böyle biraz aşağıya, biraz yukarıya gittiğimiz zaman otomatikmen kitlemiş oluyoruz ipi ve düğüm atmış oluyoruz. Sıralama bu şekilde. Ben devam ediyorum biraz. Size yine kapama kısmını da göstereceğim. İsterseniz dediğim gibi bileklik ya da kolye de yapabilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Kordonu çok fazla ilerlemeden girdirin ve üzerinde işlemeye devam edin. Çünkü daralma oluşacaktır ve sonra girdirmesi daha zor olacak. Şimdiden zorlaşmış bile. Ve içine kordon girdirdiğimiz zaman daha dolgun oluyor gördüğünüz gibi. Ama kordonsuz da yapabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde işinize devam edin. Gördüğünüz gibi kolyemi yaptım. Birazdan daha ayrıntılı size göstereceğim yakından. Ve bitiş kısmına geldi sıra. Dikkat edin siz de kordonu içine kaçmasın. Şimdi burada azaltmamız gerekiyor. Şimdi buradan çıkmıştık gördüğünüz gibi. Ve bir tane başka bir renk aldım, eflatun rengi. Buradan giriyorum, yine herringbone tekniği gibi yapıyoruz. Ama iki tane boncuk almak yerine bir tane boncuk alıyorum. Ve tekrar bir tane boncuk aldım. Bu şekilde kapatacağız. Ama kapatırken de aynı zamanda içinde kaymasın diye dikmem gerekiyor. Sonuncu boncuğu da alıyorum. Buradan giriyorum aynı şekilde. Buradan da yeşil boncuktan ve eflatundan geçiyorum. Burada hafif böyle itiyoruz aşağı doğru. Ve buradan boş olarak dolaşacağım. Bu şekilde kapanacak. Alttan dikkatli şekilde tutun, kaymasın. Ve şimdi işlemimiz bitti. Buradan içeri doğru gireceğim. Kordonun içinden plastik kısmından geçeceğim. Ve aynı zamanda tutturmuş olacağız. Tekrar buradan aradan gireceğim. Karşı tarafa geçiyorum. Bu şekilde. Kırmızı ipimi değiştirdim çünkü kapamayı dikerken biraz daha ince geldi. O yüzden naybont ipe geçtim. Daha sağlam olduğunu düşünüyorum. İki tane boncuk alıyorum. İki tane boncuk aldıktan sonra klapsın içinden geçiyorum, yani kapamanın içinden. Ve tekrar iki tane boncuk alıyorum. Sonrasında hemen ip buradan çıkmıştı, hemen karşısından giriyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir halka oluştu. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. İpim burada. Ve buradan giriyorum. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Kapama ağır olduğu için biraz kayıyor böyle sürekli. Hemen buradan karşısından gireceğim. Yani şuradan. Umarım görünüyordur.
Şöyle tutayım daha iyi olur. Şöyle zaten yaptığımız zaman buraya gelecek, denk gelecek. Bu şekilde. Ve şimdi aralarından dolaşabiliriz. İçinden birkaç defa daha dolaştıktan sonra hemen buradan aradan giriyorum tekrar. Ve herhangi bir yerde ipi de kesebilirim. Ama biraz daha dolaşacağım. Tekrar yukarı doğru çıkacağım. Sağlam olması için. Bu şekilde gayet sağlam oldu. Ve diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Ve bu şekilde bitiriyoruz.